Sezai Karakoç şöyle, ben bu soruyu şunun için sordum. Şu şeye benzetiyor hocam. Yani bir yıl bir evi kullanırsınız. 11 ay kirlenir. Yani nefes almaktan, pencereyi açarsınız, toz. Bahar gelince bir temizlik yapılır. Badana yaparsınız evi önümüzdeki yıl kullanmak için. O böyle bir teşbihte bulunmuş. Yani Rama şey oruç bedenin badana yapılmasıdır. Yeniden kullanıma hazır hale gelmesidir. Onun için de iddiası şu, Ramazan'da insanın içe yönelik olması gerekir. İçini tamamlaması, ruhunu tamamlaması. Orucun böyle bir tarafı vardır. Yani mesela ben orucun hikmetleri ve mümine kazandırdıkları ile ilgili birçok şey sayılır. Geçenlerde fark ettim. Birçoğumuz farkında değiliz. Mesela fırının önünden geçiyoruz Ramazan'da. Aman ya Rabbi, ekmeğin kokusu da mı varmış? Bir meyvenin, manavın kapısının önünden geçiyorsunuz. O şeydeki Kasalardaki. kasalardaki meyvelerin tek tek kokusunu alıyorsunuz. Yani başka zaman fark etmediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bizler için yarattığı nimetlerin, suyun bile farkına varıyorsunuz. Her şeyin tek tek farkına varıyoruz. Yani işte Ramazan ve oruç insanı bunu mu sağlamalı? Tabii ki bu tamamen bunu da bunu, sağlamalı. evet, Bunu belki da doğru. sağlamalı. Yani sadece yemek kokusu almak için oruç tutacak Tabii halimiz yok. ki. Tabii. Burada yalnız hocam Sezai Karakoç Bey, Allah selamet versin, bunun sözünü kadınlar Ramazan'da evini temizlemeli şeklinde yorumlamasın kimse hocam. Umarım öyle olur. Yani Ramazan temizliği diye bir temizlik çıkmasın. Bir de bayram var çünkü. Evet. Zavallılar ellerinde bezle dolaşacaklar o zaman akşama kadar. Bedenin temizlenmesi olarak o bir yıl bedeni Beden kullanıyorsunuz. evimizi Evet, beden konuşuyoruz. Beden evimizi evimizi konuşuyoruz. kirletiyoruz. Çağın kirleriyle kirletiyoruz. O ayda en azından hiç olmazsa o temizlememiz yeniden kullanılır.